Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İyi akşamlar. Sivas'ta gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur sel ve taşkınlara neden oldu. Gemerik ilçesi Eşikli köyünde derenin taşması sonucu yollarda, tarım arazilerinde ve yol üzerinde bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi. Evet, bura Eşikli. Selin getirmiş olduğu afet. Gördüğünüz gibi bütün yollar kapalı. Biz burada mahsur kaldık. Allah yardım etsin. Bugün buraların açılacağı yok. Evleri, ahırları hep uçurdu. Çok büyük bir sel geldi. Bura asfalt gördüğünüz gibi. Eşikliler girişi, giriş evleri. Görüyorsunuz bütün her tarafı harap etti. Bura yol kapalı. Bugün açılmaz. Gemerik ilçesi Eşikli köyünde gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur sel ve taşkınlara neden oldu. Gemerek ilçesi Eşikli köyünde derenin taşması sonucu yollarda, tarım arazilerinde ve yol üzerinde bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi. Ma balçıktan yürüyemiyorum ki. Balçıktan yürüyemiyorum ya. Köyde sokaklar ve yollar adeta dereye döndü. Taşkın ve sel köy sakinleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Evet, bura Eşikli. Selin getirmiş olduğu afet. Gördüğünüz gibi bütün yollar kapalı. Biz burada mahsur kaldık. Allah yardım etsin. Bugün buraların açılacağı yok. Evleri, ahırları hep uçurdu. Çok büyük bir sel geldi. Bura asfalt gördüğünüz gibi. Eşikliler girişi, giriş evleri. Görüyorsunuz bütün her tarafı harap etti. Bura yol kapalı. Bugün açılmaz. Gördüğünüz gibi aşırı bir sel geldi buradan. Bütün her tarafı yıktı. Şu anda biz de burada mahsur kaldık. 3 saattir ulaşım yok. Gidecek bir yerimiz de yok. Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Yerhisar köyünde şiddetli yağış sonucu ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters dönerek durabildi. Sivas Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi geçidinde Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte olan 66SC092 plakalı otomobil yağmurun etkisiyle kayıp yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. 3 yaralı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanesine.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ın Yıldızel ilçesinde kuvvetli yağmur kazaya neden oldu. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Sivas'ta şiddetli sağanak trafik kazalarını beraberinde getirdi. Sivas Erzincan Karayolu Hafik ilçesi Yarhisar köyünde 58 VA 332 plakalı araç ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur kanalına düştü. Otomobil ters dönerek durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ya yaralı bilgisi yok, araç başında kimse yok. Plakayı veriyorum. Yaralı sürücü AA olay yerine gelen ambulanslarla Hafik İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yer yer taşkın ve sele sebep olurken Gemerek ilçesinde yağmur nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yer yer taşkın ve sele sebep olurken Gemerek ilçesinde yağmur nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiği bildirildi. Sivas Valiliği açıklamada şu ifadelere yer verdi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir denildi. Sivas'ta park halindeki halk otobüsü cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi. Evet. Sivas'ta park halindeki halk otobüsü cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi. Evet. Saat 11 sularında şehir merkezi Tuzugöl Mahallesi'nde Gazi Yıldırım'a ait 58H0053 plakalı halk otobüsünde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Siberia. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs adeta alev topuna döndü. Çevredekiler korku dolu bu anları balkonlarından cep telefonlarıyla görüntüledi.
Daha patlamaz değil mi? Ya çarptı da motoru. Motoru gidiyor. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürmeyi başarsa da otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta eğitim sendikaları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek geçtiğimiz günlerde öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde darp edilen eğitimciler hakkında basın açıklaması düzenledi. Sendikalar yaptıkları ortak açıklamayla eğitimcilerin yaşadığı olaya tepki göstererek eğitimciye şiddeti kınadılar. Sivas'ta eğitim sendikaları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek geçtiğimiz günlerde öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde darp edilen eğitimciler hakkında basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasına Eğitim Bir Sen Sivas Bir Noğlu Şube Başkanı ve Memur Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, Eğitim Sen Şube Başkanı Yüksel Yiğit, Eğitim Sen Sivas Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kılıç, Eğitim İş Sendikası Başkanı Zafer Göksen katıldı. Eğitim Bir Sen Sivas Bir Noğlu Şube Başkanı ve Memur Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, Eğitim Bir Sen Sivas Bir Noğlu Şube olarak eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmasını nefretle kınıyoruz dedi. Öncelikle Eğitim Bir Sen Sivas Bir Noğlu Şube olarak eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmasını şiddet ve nefretle kınıyoruz. Sivas Merkez Reşat Şemsettin Siner İlkokulu Müdürümüz ve okul personeli 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 16.30 sıralarında öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde öğrencilerinin gözü önünde darp edilmiştir. Olay sırasında okul müdürü ve personeli darp raporu almıştır. Okul müdürü ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telhir ediyoruz. Sesimize ses veren, birlikte basın açıklaması yapma nezaketi gösteren Sivas'taki eğitim sendikası başkanlarıma teşekkür ediyorum. Olay hakkında bilgi veren sendika başkanı Halil İbrahim Temiz, eğitimciye şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının tek vücut bir şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz dedi. Eğitimciye şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yek vücut bir şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Başta eğitimcilerimize yönelen şiddet eylemleri olmak üzere her türlü şiddeti kınıyorum. Eğitim şiddeti ortadan kaldıracak bir enstrüman olarak nitelendirilirken şiddetin eğitimi ve eğitimciyi tehdit ve tahdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Daha sonra açıklama yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Yüksel Yiğit ise
yaşanan olaya tepki göstererek öğretmenlere sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır dedi. Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki öğretmene ve eğitim çalışanına şiddetli vakalar artış sırasında 3. sayfa haberler arasına girmiş durumdadır. Neredeyse gün geçmiyor ki öğrenci ya da veliler tarafından sözlü yahut da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmenimiz, bir eğitim çalışanı haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın motivasyonunu, itibarını, sıhhatini ve hatta canına kasteden şiddet vakaları artık eğitim hayatımızın en hayati problemleri halinden birisi haline gelmiştir. Eğitim Sen Sivas Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kılıç ise eğitim emekçileri yalnız değildir dedi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Sivas Şubesi olarak toplumsal barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde toplumun her kesiminden, her meslek grubundan hiçbir bireyin bir başkası tarafından şiddete maruz bırakılamayacağını tekrar belirtmek istiyoruz. Bundan 3 ay kadar önce Eğitim Sen Yürün temsilcimiz benzer bir şekilde bir veli tarafından darp edildiğinde Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen'in Yürün temsilcilerinin süreci sahiplenmeleri, darp edilen temsilcimizi okulunda ziyaret etmek ve konuyu hukuki zemine taşımak için Yürün'e gittiğimizde aynı hassasiyetin yanımıza gelerek göstermiş olmaları da son derece saygıdeğerdi. Eğitim İş Sendikası Başkanı Zafer Göksen ise öğretmene şiddet konusunda gereken hukuki tüm adımların atılacağını belirtti. Öğretmenin itibarsızlaştıran, toplumdaki yerini, okuldaki işlevini her fırsatta küçültmeye çalışan politikalar öğretmene şiddet vakalarının temelidir. Bugüne dek öğretmene şiddet olaylarının faillerinin ceza almaması da dolaylı teşvik niteliğinde olmuştur. Öğretmenlerin maruz kaldığı esnek ve güvencesiz çalışma dayatması ile ne eğitimdeki kalite arttırılabilir ne de öğretmene şiddet engellenebilir. Eğitim iş olarak tekrar altını çiziyoruz. Öğretmenin maruz kaldığı fiziki şiddet, yaşadığı sıkıntının sadece görünen yüzüdür. Eğitim iş olarak bu ve benzer öğretmene şiddet hadiselerinin hepsinin karşısında dikileceğimize, tüm hukuki yollarla hesap soracağımıza ve tepkimizi tüm demokratik yollarla ortaya koyacağımıza buradan bir kez daha ekliyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarının çok net bir şekilde ortada olduğunu belirterek, hepsinin kafasında farklı bir aday var. Aday tartışmalarını gündemde tutmamak için erken seçimi öne atıyorlar dedi. Yeni bir harekat var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir otelde il divan toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülkemizin terör mücadelesi devam ediyor. Elbette ki bu hain ve kahpe terör saldırıları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kahraman güvenlik güçlerimizi yolundan döndürmeyecektir şeklinde konuştu. Terör saldırıları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kahraman güvenlik güçlerimizi yolundan döndüremeyecektir, zerre miskal geri adım attıramayacaktır ve mücadelemiz son terörist tesirsiz haline getirilip hem ülke içindeki topraklarımız hem de sınırlarımız hemen dışındaki Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi tamamen teröristlerden temizlenene kadar bu operasyonlar, bu harekatlar sürecektir ve sürmelidir inşallah diyor. Şimdi bakıyoruz, erken seçim olmayacağını aktaran Destici nereden çıkartıyorlar erken seçim tartışmalarını dedi. Nereden çıkartıyorlar? Sadece gündemde tutmak ve tabanlarını konsolide etmek için bunu yapıyorlar. Bir algı operasyonu yapıyorlar. Bir de kendi adaylarının, yani Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmalarını gölgede bırakmak için bunu yapıyorlar. Henüz bir aday noktasında uzlaşabilmiş değiller diyen Destici, uzlaşmaları da mümkün gözükmüyor dedi. Çünkü henüz bir aday noktasında uzlaşabilmiş değiller, uzlaşmaları da mümkün gözükmüyor. Çünkü o masadaki 6 siyasi partinin ve o 6 siyasi partinin 6 genel başkanının kafasında
6 farklı aday var. Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katılacak. Karadeniz'de bulunan doğalgazın kullanım ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6000 çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2200 metre altına yerleştirilecek. İki metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Kastro 10 isimli gemiyle serimi ise Kastorvan isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz 2023'te ana dağıtım hattına verilecek. Bu yıl yağışların ekinlerle meralardaki çayırları geliştirmesi çiftçi ve besicilere umut oldu. Çiftçiler arpa ve buğday veriminde %75 artış bekliyor. Yağışların etkili olmasıyla gelişen başaklar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Geçimini tarımla sağlayan çiftçiler etkili olan yağışların rekolteye %75 civarında artış sağlamasını bekliyor. Tarlalardaki ekimleri inceleyen yetkililer yaptığı açıklamada, tarlaları gezdiğini ve şu anda verimin iyi durumda olduğunu söyledi. Biz tarlalarımızı gezdik. Allah'a şükürler olsun. Şu anda durum iyi. Fakat bu sene gerek yaylalarımızda, gerek ovamızda hem ekili alanlarımız, hem hayvanlarımız, hem de otlanacak hayvanlarımızın durumu çok iyi. Arpada da durum iyidir Allah'a şükürler olsun. Geçen yere göre Allah'a şükürler olsun çok iyi bir durumdayız yani. Bu sene %75 arpa ve buğdayda artış bekliyoruz. Ha arabanın olduğu yerde şey yapardık, söylerdik burada kaza oldu. Burada iki kaza oldu. İsmini şeklinden alan Z yokuşu yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle sürücülerin kabusu oldu. Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola giremiyor. Giren araçlarsa virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarındaysa kullanılamaz hale geliyor. Bir kez virajları kullananlar bir daha bu yola girmek istemiyor. Köy sakinleri özellikle uzun araçların virajları aşamadığı için taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını belirtip yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor. Bu yolun adı Z yokuş denilen bir yokuş. Burası gerçekten çok ağır bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir gelen müşteri de Gazi köyüne kum getirdiği zaman, herhangi bir şey getirdiği zaman tonajlı araba bir gelen bir daha gelmiyor. Ve ikinci bir sefer de şu ileride
3 sefer kaza oldu. Ama şükürler olsun bir herhangi bir şey can kaybı olmadı. Olmadığı için bu yolların yeniden yapılmasını istiyoruz. Ve bunun gelecek güzel bir şekilde bir yolun icabına bakılmasını istiyoruz. Köy sakinleri ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirtti. Bu köy bizim başımıza bela mı yani bu köyün işleri hepsi, çünkü milletin yani müşteri sıkıntıya geçiyor. Olmadığı için ne yapıyor? Bir gelen 5 liraya gelecek bir şeyde 15 liraya gelmek istiyor. Ve de ağır tonajı geldiği zaman tutuyor ta çirmiğin altından 70-80 kilometre geliyor aşağıdan. O da maliyeti ağır oluyor. Ağır olduğu için buradan da 35 kilometre yolların kötü olduğuna nedeniyle kesinlikle bir gelen bir daha asla gelmiyor yani. Gelmediği için vatandaşlar çok mağdur oluyor. Mağdur olmak için bu yolların yapılmasını istiyoruz. Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan köylüler, kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Z yokuşu ölüm yokuşu olabilir şeklinde konuştu. Vallahi çok sık... Çok dik rampalı bir ve virajlı bir kavşak. Adı da Z yokuşu halk arasında. Özellikle burada kışın çok gelip gidiyoruz. Ama çok zorluk çekiyoruz. Yani birazcık kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma imkanı yok burada. Kazalar oldu. Bir keresinde biz de şahit olduk. Bir traktör devrildi. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama çok feci şekilde masraflı bir kazaydı. Yetkililerden bir an önce buranın düzelmesini, yani daha uygun bir yerden veya da bu rampanın daha düz bir şekilde yapılabilmesi için bir çare, bir yardım istiyoruz. Z yokuşu, ölüm yokuşu olabilir. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Dolar, euro, altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.